Evet sevgili dostlarım, merhabalar yeniden. Bugün yine sizinle çok güzel bir yolculuk ve vlog için yollardayım. Ne için? Tabii ki bu sefer Patara için arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz birazdan? Burası hemen Kaş'ın çıkışı. Kaş ve Patara arası yaklaşık 20-25 dakika arkadaşlar. Bakalım kontrollü bir şekilde çıkalım. Burası da Kaş'ın gördüğünüz gibi arka taraf, yan tarafı marinası arkadaşlar. Çok güzel bir yoldan böyle gideceğiz sizlerle hep beraber. Burası Kaş ve Patara arası Kaş'ın ikinci çıkışı. İki tane çıkışı var Kaş'ın arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 dakikalık yolumuzu Kaş çıkışı ve buradan sonra Kalkan, yani sıra sıra olan yol güzergahını söylüyorum şu anda. Kalkan'dan sonra Patara'ya giden ara yol. Onları da göreceksiniz zaten. O ara yoldan sonra da arkadaşlar Patara'ya doğru bir dönüş veriyor. Şimdi biz buradan dönüşümüzü yapalım önce. Patara'ya doğru bir dönüş veriyor. O Patara yolundan girdiğinizde de yaklaşık 10-12 kilometre sonra içeride sahil kısmında Türkiye'nin, hatta dünyanın en güzel kumlarından antik şehir olarak geçen, aynı zamanda içinde antik kente var olan bir yer. İncecik kumu var. Hatta Patara kum çölü diye geçiyor. Böyle kum tepesi var içinde. Zaten onların hepsini size tek tek göstereceğim. Yani bugünkü gezimiz Kaş Patara arası Patara. Hadi bakalım. Bay bay. Şimdi burası da, bakın orta tarafı görüyor musunuz? Özellikle iki tane dağın, adacıkların taşlarla birleştiği yer. Onun üzerinden tekneyle geçiyorsun ama teknenin altını vurmaman gerekiyor. Zamanında ta 2013 senesinde geçmiştik bir tekneyle. Evet, tam o iki denizin ortasındaki iki taş yarımada, yani minnak yarımadanın ortasındaki kısımdan bahsediyorum. Evet, neredeyiz? Şimdi Kaş'tan Kalkan'a doğru geldik. Rotamız dediğim gibi Kaş, Kalkan, Patara şeklinde gidiyoruz demiştik. Birazdan Kalkan'ın önünden geçmiş olacağız. Kalkan nedir? İşte Kalkan önce Kaputaş plajı. Ondan sonra da yaklaşık 10 dakika sonra Kalkan merkezden geçiyorsun. Şimdi burası dediğim gibi tam ortası, rotanın ortası. Evet. Kaputaş plajını Kaş vlogu içerisinde değineceğim arkadaşlar. O yüzden sadece şu anda rota olarak göreceksiniz. Zaten şu köşedeki virajı dönünce Kaputaş'ı göreceğiz yavaştan. Kaputaş'ı bilmeyenler varsa, bence bilmeliler yani, o kadar diyeyim size. Bilinmemesi mümkün değil yani, çok güzel bir yer, çok enteresan bir yer. Yine böyle iki dağın yarılmasıyla hafiften kanyon bir şekilde denize açılmış bir sahil, beach, deniz kıyısı. Evet, tam karşısı arkadaşlar. Görüyor musunuz oradan? Tam karşısı, denizin orada tam köşedeki karşıdaki yer. Geliyoruz zaten yavaş yavaş. Rotanın da bu şekilde olduğunu bilin. Yani Kaş'tan gitmek isteyenler varsa Patara'yı görmeden gitmesinler. Çünkü bu vlog, çektiğim vlog ve yerlerle alakalı özellikle başka vlogların içerisinde bulamayacağınız ayrıntılar olacak. Bakın burası Mavi Mağara. Tabii bunun altı, denizin altı, yani yolun alt kısmı Mavi Mağara. Mavi Mağara'da da İşte gemi veya tekne, yani gemi demeyelim de ona, tekne veya kayık gibi, böyle daha çok tekneyle giriyorsun. İçinde, o mağaranın içerisinde yüzebiliyorsun. Burası da Kaputaş'ın trafiği, park edilmiş halleri. Önünde zaten park yeri bulmak mümkün değil sezonda arkadaşlar. Ki sezonun açılmamış hali şu aralar. Ona rağmen daha gördüğünüz gibi bir kilometre öncesinden park ederek insanlar aşağıda yüzmeye geliyorlar. Böyle bir yer yani Kaputaş sonuç olarak. Yani durmak istesek de şu an duramayacağız zaten. Evet. Önümüzdeki hanımefendicik gitse gideceğim ama gidemiyorum. Evet. Sevgili hanımefendi, rezil oldunuz. Yahu biraz daha düzgün, biraz daha hızlı kullan ya. Bak Kaputaş plajı görüyor musun? Evet. Bu iki dağın arasında aşağıya doğru arkadaşlar bir deniz görüntüsü. O görüntüyü de size ara görüntü olarak koyacağım ama şu an tabii ki çekim esnasında değil. Vlogu yüklediğimde siz bu çekimi izlerken araya küçük böyle kısa görüntü atacağım Kaputaş'ın. Şu iki dağın yarılmasıyla aşağıya doğru deniz kısmında, evet, oluşmuş bir sahil.
Şimdi Kaputaş'tan sonra Kalkan Merkez ve Patara'ya gireceğiz. Orayı da gösteririm. Şimdilik sevgiler. Sol tarafa doğru gireceğiz. İçeriye doğru girdiğimizde 3 kilometre içeriye giriyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş zaten Patara Merkez ve sahil kenarı, tabii ki aracı park ettikten sonra kendin yürüyorsun daha çok. Bir görelim bakalım var mı gelen giden. Yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Patara'nın girişi de, yani yolunun girişi de çok güzel. Ben çok seviyorum burayı. Böyle çiçekler, ağaçlar arasından küçücük bir ince bir yolla gidiyorsun. Hoş bir yer yani. Seviyorum ben buranın girişini de. Zaten her yerde begonvillerimiz meşhur. Ege ve Akdeniz bölgesine çok severiz. Zakkumlar kenarda, ağaçlar. Evet, bu yolu böyle ilerleyeceğiz. Tabii ki Patara merkezden bahsetmiyorum. Yani şimdi Patara merkeze gireceğiz. Patara sahiline, özellikle de işte o antik kent kısmına, kum tepesi dediğimiz o kısma girerken arkadaşlar müze kartla girebiliyorsunuz ya da ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Geçenlerde zaten Demre vlogunda da söylemiştim. Her seferinde 70 TL giriş ücreti ödemek istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? 60 TL'ye aynen bir sene geçerli olmak üzere müze kart alıyorsunuz. Bu arada bu bir reklam değildir. Onu da söyleyeyim. Reklam olsa geçerim. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir tavsiye. Yani biz öyle yapıyoruz. Çünkü her yer sonuç olarak Türkiye'mizin her yeri maşallah tarih kokuyor arkadaşlar. Her yerimiz kültür alanı. Dolayısıyla gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerde her defasında 70 TL vermektense, 2021 için konuşuyorum. Şimdi bu videoyu yükledikten sonra tabii 2025-2026'da izleyince ne 60 TL demeyin. Lütfen yükleme tarihine bakın. Evet, içimdeki ikizler uyandı yine. Kamyonu izletmek istemiyorum. Birazdan bağlanacağım tekrardan. Sevgiler. Burası Patara'nın içi. Yani Patara merkez. İşte oteller var. Güzel mekanlar var. Apartlar var. Tabii ki yaşayanlar var. Yaz kış yaşayanlar yerleşim yeri olarak bakabilirsiniz. Evet. Şimdi birazdan İçeri antik kenti ve Patara Beach olarak geçen Patara sahiline geçeceğiz inşallah. Merkezden sonra bu yolu böyle takip ediyorsunuz. Tam içinden yine merkezden sahile ulaşabilmek için. Caretta caretta hayvanlarını bilirsiniz, deniz kaplumbağalarının yaşam alanı. O yüzden hem sit alanı, hem biyolojik alan, hem de kumuyla meşhur, hem de antik kenti var içerisinde. Çok güzel yerleri var. Hala antik kentini kaldırmakla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz şimdi giriş kapısına doğru buradan gidiyoruz. Birazdan giriş kapısında işte ödemesi vesairesi yapılacak. Bak burada, bak görüyor musunuz? Mis gibi sahil, upuzun sahil. Çok büyük, çok uzun, çok kumlu bir sahil. Burası da gördüğünüz gibi giriş kapısı arkadaşlar. Şimdi bu giriş kapısından kontroller ve ödemeler olduktan sonra, Patara görüyorsunuz yazıyor kapıda da. İçeri aracı belli bir yere kadar park ediyorsunuz. Ondan sonra da sahil kısmını tabii ki yürüyerek dolaşıyorsunuz. Antik kısımları da yürüyerek dolaşıyorsunuz. İçeride görüşürüz. Canlarım canlarım, ödemeyi yaptık. Bakın bizimki ücretsiz bilet. Neden? Çünkü masalımız ücretsiz biletle bu boyama 18 yaşına kadar çocuklara sevgili devletimiz, hükümetimiz ne güzel bir şey yapmış. Bütün çocuklarımız 18 yaşına kadar ücretsiz girsinler, bu kültürel miraslarımı görsünler diye, miraslarımızı görsünler diye arkadaşlar, ücretsiz masala. Biz zaten annemle ikimiz ne yaptık? Müze kartımız, az önce bahsettiğim müze kartımızla geçtik. Ödeme yapmadık. Bakın şimdi buradan başlıyoruz. Gördünüz mü bakın? Antik yerler başladı. Sevgili dostlarım, ileride de var zaten, görürsünüz orada da. Şöyle yapalım hatta. O ileride gördüğünüz kısım amfitiyatro, sağ taraftaki. Önümüzde her yer zaten, burası bir antik şehir olduğu için zamanında, vaktinde kaldırmaya devam ediyorlar yerden taşları. Yine hayat veriyorlar arkadaşlar. Sevgili arkeologlarımız, onların da ellerine sağlık, emeklerine sağlık. İyi ki varsınız. Emek veren herkese iyi ki var arkadaşlar. Bakın, emek veren herkese iyi ki var dedim. Burada da çimleri biçiyorlar. Yolları düzeltiyorlar. Onlara da iyi ki varsınız. Ellerine sağlık. Evet sevgili dostlarım. Burası Patara'nın girişi.
Böyle çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler satılıyor. Bakın böyle böyle böyle. Siz eşyaları. Şimdi ne yapacağız? Şu yol üzerinden dümdüz aşağıya doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Denizin sesi zaten ses yavaş yavaş duyuyorsunuzdur. En uçta, yolun en ucunda, bitiminde sahil başlıyor. Kum sahilimiz. Caretta Caretta Patara Beach. Patara sahilimiz başlıyor. Şimdi bu yol üzerinden devam edeceğiz. Oraya geleceğiz. Orada da yine görüntülere devam edeceğiz. Bay bay. Yemediğimiz Patara kumlarına, sahiline geldik. Evet bak, burası Patara'nın kum tepeleri. Aynı zamanda denizi, aynı zamanda dağları, aynı zamanda uçurtmaları, aynı zamanda sahili arkadaşlar. Tabii ki belli başlı alanlarda dediğim gibi ne var? Karettaların yuvaları var. Bak burada böyle yazıyor zaten. Şimdi biz de gideceğiz oraya, biz de duracağız, biz de dolaşacağız, biz de fotoğraflarımızı çekeceğiz. Videolarımız Ayşe Gülergin Patara Vlog sizlerle olacak, çok güzel olacak. Abone oluyoruz ve bunların devamını getiriyoruz sevgili ruhtaşlarım. Ay, yoruldum, hadi. En başından sonuna kadar kilometrelerce, ta ki o uzaktaki kayaya kadar arkadaşlar, gördünüz mü? Oraya kadar çok uzun bir kum sahili. Hatta bu sene maalesef 2021'de buradan bir sürü ton kum çalmışlar. Peşinde de düşürememişler.
Ne oldu ne bitti o da belli değil. Yani antik alan çok değerli yerler arkadaşlar. Ve hepimiz bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor diye hatırlatmak istiyorum. Hadi bakalım sahile gidelim şimdi. Yani buraya Patara kum tepelerine giden yol deniyor. Yani şimdi kum tepelerine gidiyoruz. Çöl gibi kum tepeleri var özel. Görmeden dönmek olmaz dedik açıkçası. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir yandan aracı kullanıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Yol çok kötü. Buraya jip gibi ya da işte yüksek tekerlekli araçlarla gelmeniz çok daha uygun olacak. Ha, gidilmiyor mu? Gidiliyor. Ama dediğim gibi yani o tür arabalarla gelirseniz daha iyi olur. Hele ki benim gibi aracınıza hassassanız bence girmeyin yani buraya. Nereye gidiyoruz? Patara Kum Vadisi'ne, kum tepelerine gidiyoruz sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Kum tepeleri, kum vadisi burası. Bildiğin çöl kumu gibi. Her yer kum arkadaşlar. Alabildiğine sahil çıkıyor zaten. Bakın. Arabayla varacağınız nokta burası oluyor. Az önce aşağıdaydık. Zaten videolarımızı çekmiştik biliyorsunuz. Alabildiğine uzun bir sahil demiştim. Bakın buradan devam ediyor. Kum tepeleri karşısı. Oraya da çıkmak istiyorum ama batarım diye korkuyorum. Bak karşıda. İnanılmaz derecede rüzgar var. Artık olduğu kadar olmadığı kader arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burası hep rüzgarlı oluyor zaten. Yani ne zaman gelsem rüzgar vardı açıkçası. Evet, Türkiye'deki çöl. Türkiye'deki kum vadisi. Patara. Antik şehri. Sahili. Caretta Caretta. Deniz kaplumbağalarının yuvaları. Ne güzel değil mi kum tepeleri? Bakın.
Gördünüz mü sevgili dostlarım? Ay içeri girdiler. Çok güzel kuşlar var bak. Burası iç mekan. Aileleri var. Bak yuvası var zaten yukarıda görüyorsunuzdur. Bak şurada biraz daha böyle açayım görün bak. Heh. İçeri girdiler. Aile kuşları aile. Gitti bir tanesi.